Şehri Gündem programı olarak Sinop Üniversitesi'ne konuk olduk ve yanımızda Sinop Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nihat Dalgın Bey var. Nihat Bey, bizlere Sinop Üniversitesi'nin kuruluş aşamasından bahseder misiniz? Sinop Üniversitesi 19 Mayıs Üniversitesi'ne bağlı olarak görev yapıyordu daha önce 2007 yılına kadar. 2007 yılında 29 Mayıs 2007'de bir kanun hükmünde kararnameyle kurulan üniversitemiz o günden itibaren üniversite hayatta devam etmekte. O kurulduğu yılda 4 fakültesi varmış, bir enstitüsü, bir yüksekokulu ve 4 meslekçi okulu mevcut. 83 akademik personeli mevcutmuş o günlerde, 39'da idari personeli. O günlerde yani kuruluşunda 2386 öğrencisi mevcutmuş. Yani sıfırdan kurulan bir üniversite değil. Sizlerin de bildiği gibi 19 Mayıs Üniversitesi bölündü. İşte Sinop Üniversitesi çıktı, Amasya Üniversitesi, Ordu Üniversitesi. 19 Mayıs Üniversitesi'nde ayrılan, müstakil hale gelen üniversiteler. Sinop Üniversitesi'nin fakülteleri ve eğitim birimlerinden bahseder misiniz? Üniversitemizde şu anda 9 fakültemiz var. Kuruluşunda 4 fakülte varmış. 5 fakülte daha ilave ettik. Bunların 6 tanesi aktif halde. 3 tanesi henüz aktif hale getiremedik. Bu fakültelerimiz Sur Üniversitesi Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Boyabat İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Spor Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi aktif halde. Sanat ve Tasarım Fakültesi aktif halde değil. Güzel Sanatları geçen sene resim bölümünü açarak aktif hale getirdik. Tabi fakültelerimizin yanında bilindiği gibi 4 yıllık lisans eğitim öğretim veren yüksekokullarımız var. Sinop Üniversitesi'ne bağlı olarak da turizm yüksekokulumuz var, sağlık yüksekokulumuz var ve 2 tane de henüz aktif hale gelmeyen uygulamalı bilimler yüksekokulu ile yabancı dil yüksekokulumuz mevcut. Bunun yanında 6 tane meslek yüksekokulumuz var ve 2 tane de enstitümüz var. Toplamda 14 bin kadar öğrencimiz var. Ve bunların 7 bin küsürü merkezde, Sinop merkezde eğitim öğretim görürken geri kalan öğrencilerimiz ilçelerimizde. Burada onu da ifade etmek isterim. Sinop'un ilçeleri olan Boyabat'ta, Gerze'de, Ayancık'ta ve Durağan'da yüksekokullarımız var. Boyabat'ta İktisadi İdari Bilimler Fakültemiz de var ayrıca. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.